Bismillahirrahmanirrahim Ve bihi nesta'in Ve huve hayrun nasirin ve mu'in Aziz müminler bir ahlak ve erdemler Programında tekrar sizlerle bir aradayız Arz ettik ki insanın Bünyesinde benliğinde bitmeyen bir savaş vardır Ve bu savaşa İslam dini cihad-ı ekber adını vermiştir. Ve bu savaşta, bu cihatta başarılı olan insanların, akılın nefse hakim eden insanların meleklerden üstün bir makama eriştiklerini, nefsi akla hakim edenlerin ise, hayvandan daha da aşağılık olduklarını Kur'an ayetleri ile arz etmiştik. Ve bu mücadelede başarılı olmak için yardımlara ihtiyaç ihtiyacın da olduğunu alınması gereken yardımların da olduğunu, zaruret olduğunu arz etmiştik. Aziz kardeşler Esasen bu mücadelede başarılı olmak veya olmamak konusundan önce haddi zatında böyle bir mücadeleye başlamanın kendisi iftihardır. Bakın başlamak bile iftihardır. Neden? Çünkü dünyaya baktığımız zaman birçok insanın böyle bir derdinin olmadığını görüyoruz da ondan. Müslümanlardan çoğunluğunun adeta böyle bir derdi yok. Ben nefsimi tezkiye etmiş miyim, etmemiş miyim? Cihad-ı Ekber'de başarılı olmuş muyum, olmamış mıyım? Cık, bakın, Müslümanlardan çoğunluğunun böyle bir derdi yok. Böyle bir, efendim, endişesi yok. Onun için böyle bir mücadeleye girmenin kendisi iftihardır. Ve bu mücadeleye başlamanın başlangıç noktası iman çölüne inmektir. İman vadisine girmektir. İman vadisine girmek. İman vadisine giren insanlara mümin denilir. Mümin. Peki iman nedir? Mümin kimdir? İman nasıl bir şeydir? Hangi sıfatlara sahip olan insana evet bu insan mümin insandır denilir. Bazılarına mümin denilmesinin sebebi nedir? Mümin denilen insanlarda ne var ki onlara mümin deniliyor? Müslümanlardan kime sorsanız siz mümin misiniz diyecek tabii ki ben müminim. Çünkü müminin karşısında münafık vardır. Müslimin karşısında müşrik veya kafir vardır. Müminin karşısında müfsit vardır. Müminin karşısında münafık vardır. Onun için hangi Müslümana sual etseniz siz mümin misiniz diyecek elhamdülillah ben müminim. Çünkü müminin karşısında münafık var kimse münafık bile münafık olduğunu kabul etmez. Münafığa bile siz münafık mısınız sorusunu sorsanız zoruna gider. Bakın sadece sormak bile zoruna gider. Siz münafık mısınız? Zoruna gider. Nerede kaldı ki siz münafıksınız dediğinizde zoruna gitmemiş olsun. Onun için iman nedir? Mumin kimdir? Kime diyebiliriz evet bu adam hakkıyla mumindir. Kim hakkıyla mumin olduğunu efendim kabullenebilir. Yani mümin olduğunu iddia eden, söyleyen insanlardan kim hakkıyla mümin olduğunu öğrenebilir? Bunun yolu nedir? Bir Müslümana mümin demenin yolu nedir? Bir Müslümanda nelerin olması lazım ki o Müslümana biz diyebilelim, evet bu Müslüman mümin bir Müslümandır. Aziz kardeşlerim, Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Efendimiz imanın üç tane formülünün olduğunu buyurmuştur. İmanın üç tane terkibi vardır. İmanın üç tane formülü vardır. Bu üçü yan yana geldiği zaman, bu üçü bir araya geldiği zaman, bu üçü bir Müslümanın hayatına şekil verdiği zaman işte o Müslüman mümindir. Nedir bu üç formül? Bu üç terkip. Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. El-imanu akdum bil kalb. İman kalpteki bağdır. Bakın kalpteki bağ. Kalpteki düğümdür. Demek ki imanın yani mu'min insanın inançlarının efendim merkezi kökü kalpte olmalıdır. Kök ve merkez kalp olmalıdır. Buyurur iman akdun bil kalb. Kalbe kök salmıştır. Kalpteki düğümdür iman. Evimizin önündeki bahçedeki yetiştirdiğimiz ağaç ile dağların başında büyüyen yetişen ağacın sağlamlığı bir değildir. Hem dal budak yönünden sağlamlığı bir değildir, hem kök yönünden sağlamlığı bir değildir. Evimizin bahçesinde büyüyen, yetiştirilen ağacı, küçük ağacı icabında elinizle çektiğiniz zaman kökünden toprakla çıkarmanız mümkün hem de rahat bir şekilde. Ama dağlarda kök salan büyüyen ağacı böyle rahat bir şekilde çekip de kökünden çıkarmak zordur. Neden? Çünkü dağlardaki o ağaç tabiat şartlarına göre zor koşullar içerisinde yere kök saldığından dolayı sapa sağlam onun kökü sağlam zemindedir. Ama bahçedeki böyle değildir. Müminin imanı o dağa sapa sağlam kök salan ağaç misali insanın kalbine kök salmalıdır. Merkezi kalp olmalıdır. Kişi Allah diyor. Dilinde Allah var. Dilinde Kur'an var. Dilinde din diyanet var. Dilinde ibadet var. Dilinde cennet var. Şeytana lanet var. Acaba İnsan dilinde olanlar insan kalbinde de var mı? Eğer var ise bu insanın imanı kalbe kök salan iman türündendir. Ve böyle bir insanın imanı kamildir. Peki salt söylemekle kamil olması mümkün mü? Hayır, salt söylemek yeterli değil. Kalbe kök salmış diliyle de söylüyor. Yeterli değil. Çünkü iman sadece bundan ibaret değil. İki şeye daha ihtiyaç var. İki şeye. Bakın Müslümanın mu'min olabilmesi için sadece kalbinde olması yeterli değil. İki şeye daha ihtiyaç var. Nedir? Nutkun bil lisan. Nutkun bil lisan. İman kalpteki bağdır. Dildeki nütuktur, söylemdir. Yani kalpte olanların dile dökülmesi. Kalpte olanların dile dökülmesi. Eğer iman sağlıklı bir şekilde insanın kalbine kök salmış ise bu insanın dili cesur olur. Bu insanın lisanı korkusuz olur. Korkusuzca, cesurca görmüş olduğu haksızlıklara karşı haykırır adeta. Haksızın yüzüne haksızlığına haykırır. Etki altında kalmaz. İnanç konularında ikilem yaşamaz. Bazı bahaneler ve bazı gerekçeler ile inancından taviz vermez. Hatta inancını değiştirmeye kalkışmaz. Cesur olur. Vakıa karşısında ikilem içinde olmaz. Bakınız ayetullah vahid behbahani Ayatullah vahid Behbahani diyor Kerbela'ya Geldiğim ilk zamanlarda o alimliğimin, alim olmamın ilk senelerinde, gençlik yıllarımda minberlerde konuşmalar yapıyordum. Kerbela'da camilerde, minberlere davet edilirdim camilere, programlara konuşmalar yapıyordum. Hizmet ettiğim diyor camide bir gün Hz. Mehdi aleyhisselam hakkında sohbet açtım. Ve sohbetimin içerisinde dedim ki cemaat, Hz. Mehdi aleyhisselamın gaybette olması, huzurda olmasından çoklarınız için daha hayırlıdır. Allahu Ekber. Dikkat edin. Çoklarınız için daha hayırlıdır. Onun için çoklarınız zuhuru arzulamayınız. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın zuhurunu arzulamayınız. Çünkü o zuhur ettiği zaman siz onu arzulayan siz o Hazret'e karşı çıkacaksınız. Onu arzulayanlardan bazıları o zuhur ettiği zaman ona karşı geleceksiniz. Onun için o Hazret'in gaybette olması, huzurda olmasından çoklarınız için daha hayırlıdır. Ben diyor böyle bir konuşma yaptım. Baktım halk rahatsız olmaya başladı. Muhataplarımın, cemaatin vücut dilini okuyabiliyorum. Rahatsızlıklarını simalarında görebiliyorum, müşahede edebiliyorum. Ve birbirlerine fısıldayarak bir şeyler söylemeye başladılar. Ben minberde konuşma halindeyken ve baktım. Konuşma esnasında, hutbe esnasında birer ikişer kalktılar camiyi terk ettiler. Cami tamamen boşaldı. Camide sadece bir hademe kaldı, bir ben kaldım. Caminin bakıcısı, görevlisi kaldı, bir de ben kaldım. Ben de diyorum minberden mecburen indim, evime gittim. Bir saat sonra kapım çalındı. Baktım caminin görevlisi dediler ki artık seni cami diyor kapıyı açtım. Benim abamla efendim o namaz esnasında giydiğim kıyafetim abam ve emmamem diyor alimin elinde seccademe bırakıyordum ben camide. Elinde diyor bunları attı benim üzerime üstüme böyle fırlattı dedi bir daha seni camide görmek istemiyoruz gelme camiye. Ben diyor çok üzüldüm. Bakın Ayetullah Vahid-i Behbahani bunu anlatıyor. Bu hadiseyi yaşayan büyük müçtehitlerimizden birisidir. Ayetullah Vahid-i Behbahani. Diyor gece yarısıydı kapım tekrar çalındı. Kim o dedim? Baktım diyor caminin görevlisinin, bakıcısının sesi. Dedim herhalde o kadar öfkelenmiş ki bana yaptığım o akşam yaptığım konuşmadan dolayı siniri yatışmamış herhalde burada bana hakaret etmeye bu saatte neye gelebilir? Bana hakaret etmeye gelmiş olsa gerek. Bu şekilde diyor düşündüm. Dedim bu saatte niye kapımı çalıyorsun? Hayırdır? Dedi aç seninle konuşmam lazım. Kapıyı aç. Dedim git yarın gel. O kadar diyor beni bana ısrar etti. Açmam gerektiğini söyledi. Adeta yalvardı diyor dedim ki herhalde bu işin içinde başka bir şey var. Diyor kapıyı açmak zorunda kaldım. Kapıyı açar açmaz diyor benim elime sarıldı. Affet beni. Hakkını helal et. Benden özür dilemeye başladı. Dedim hayırdır. Dedi ben senin işte o abanı, kabanı gelip üzerine atıp Evime gittikten sonra uyudum. Gece rüya aleminde Hazreti Mehdi aleyhisselamı gördüm. Hazreti Mehdi aleyhisselam bana buyurdu ki, ''Senin bu evde kılmış olduğun namazlarının tamamı batıldır.'' Dedim, ''Neden?'' Dedi, ''Çünkü senin bu evinin yeri gasbidir.'' Dedi, ''Şu üzerindeki elbiseler de gasbidir.'' ''Neden?'' Çünkü o üzerindeki elbiseyi humsunu vermemiş olduğun parayla satın almışsın da onun için. O elbise de gasbidir. Şu ibadetin batıldır, şu efendim malın gasbidir diyor söylediğinde sonrasında geldi dedi ki senin hanımın da sana haramdır. Dedim neden hanımı da bana haram ettin? ibadetlerim haram, batıl, elbiselerim gaspi, malım gaspi, hanımı da bana haram ettin. Dedi sen bilmiyorsun. Siz çocukken, siz çocukken aynı kadından sen hanımınla beraber süt içmişsiniz. Siz süt kardeşsiniz. Onun için hanımın da sana mahremdir. Yani namahrem değil, mahremdir haramdır. Sen süt kardeşinle evlenmişsin. Deyince diyor ben alem rüyada dedim ki sen bırak seyit olmayı sen pardon bırak Hazreti Mehdi olmayı sen seyit bile olamazsın. Sen seyit bile olamazsın. Sen peygamber evladı bile olamazsın. Nerede kaldı ki Hazreti Mehdi olacaksın? Diyor bu rüyadan ben uyandım. Uyandım dedim eyvah Şeyh Behbahani haklıymış. Akşamki konuşmasında haklıymış. Hazreti Mehdi aleyhisselam gelecek. Diyecek ki: "30 senedir 30 senedir sen bu ibadeti yapmışsın senin ibadetin şundan dolayı batıl. Abdestin noksan. Abde, noksan abdestle ibadet etmişsin. guslum batıl, abdestin batıl ve 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 şunun kaspi, bunun haram." nasıl karşılay karşılayacağız bunları duyduğumuz zaman. Bakınız. Eğer iman insanın kalbinden diline dökülür ise gerçekleri söyleme karşısında insan maslahat güzarlık yapmaz. Ya şu gerçeği, İslam'ın şu hakikatini, şu gerçeği gerçeğini söylersem acaba nasıl olur? Evet, İslam'ın maslahatları vardır. İslam camiasının maslahatları vardır. Ama bir de maslahat güzarlık vardır. Maslahat güzarlık İslam camiasının maslahatı değildir. Maslahat güzarlık nefsin maslahat güzarlığıdır. Ben söylersem şu hakikati ben zarar ederim. Ben sıkıntıyla karşılaştım. Hayır. İslam camiasının maslahatıysa eyvallah. Dolayısıyla bakınız Ayetullah Vahidi Behbahani'nin beh imanı kalbinden diline döküldüğünden dolayı maslahat güzellik yapmadı. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuruna dua edenlere kendinizi eğitin. Kendinizi yetiştirin. Sadece Hazreti Mehdi aleyhisselamın zuhuru için dua etmek yetmez. O Hazret'in gelişine o Hazret'in zuhuruna kendinizi ruhende, amelende kalbende hazırlamalısınız. Doğrultusunda konuşmaları cesur bir şekilde insanlara aktarıyordu. Dolayısıyla müminler kalp dil ile beraber olur ise, kalp dil ile hem seda ve hem renk olur ise, işte o imanın kıymeti vardır. Kalp ve dilde olanın kıymeti vardır. Allahu Azze ve Celle bizleri imanları sadece kalpte efendim hasır altında kalanlardan, kalan iman türlerinden etmesin. Kalbimizde olanın dilimize de yansımasını ve dilimizde olanın amelimize de dökülmesini bizlere nasip ve takdir buyursun. Bir sonraki programda buluşuncaya dek hoşça kalın ve selamun aleyküm.